Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli Genel Başkanım, Genel Başkanlarım, kıymetli Cumhuriyet Vakfı'nın çok değerli başkanı, yöneticileri, değerli Cumhuriyet ailesi, geçmişte ve bugün Cumhuriyet'te görev yapan kıymetli basın emekçileri ve Cumhuriyet'i, her iki Cumhuriyet'i de bugüne kadar ayakta tutan Cumhuriyet okurları, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet'in gazetenin 100. yılındayız. Geçtiğimiz yıl hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi kuruluşunun hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını hep birlikte yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyetimizin kurucusu, aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluşunun azmettiricilerinden bir tanesi, isim babası ve onun misyonunu tarif eden ülkemizin de kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başkası değildir. Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet devrimini kalıcı olabilmesi, aydınlanma devriminin sürmesi, yüzyılları geçmesi ve kendi deyimiyle ilelebet, payidar kalabilmesi için özgür basının, demokrasinin güvencesi olan özgür basının olması gerektiğini biliyordu ve bu konuda Cumhuriyet Gazetesi'ni önemsiyordu. Cumhuriyet Gazetesi o günden bugüne kadar kurucusu, bir partinin de kurucusu olduğu halde, okurları bir partinin sadık seçmenleri olduğu halde, bu gazete hiçbir zaman bir partinin gazetesi olmadı. Bu gazete pek çok çağcıl ve çağdaşlarının aksine, iktidar kimde olursa olsun kamu yayıncılığı, kamunun haber alma hakkını savunmayı, kamunun üstün çıkarını korumayı ve esas sorumluluğu önce hakikate, sonra da kendisinin okuyanlarına, takipçilerine karşı duyduğunu hiçbir zaman unutmadı. Gazetecilik meslek ahlakından bir gram sapmayanlar ne darbecilerin ne işkencecilerin karşısında bir adım geriye atmadılar. Bu gazetenin şehitleri var. Ahmet Taner Kışlalı'dan Uğur Mumcu'ya, Cevat Orhan Tütengil'den Ümit Kaftancıoğlu'na, Muammer Aksoy'dan Bahriye Uçuğa, Onat Tutlar'dan Ahmet Taner Kışlalı'ya kadar bu gazetenin şehitleri var. Bu gazetenin zindanlara atılanları, zindanlarda, işkencelerde susmayan İlhan Selçukları var, Mustafa Balbayları var. Ve bu gazete Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde, son 20 yılda yaşadığı tahribatlara, ondan önce uğradığı haksızlıklara, darbelere ve tüm olumsuzluklara rağmen Cumhuriyet değerlerinin bugünlere taşınmasında ve bugün Cumhuriyet'in 2. yüzyılında bir kez daha Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına husumet duyanların değil, minnet duyanların ülkede söz sahibi olmasının, yönetimde olmasının, umudunun yeniden artmasına, toplanan verginin %86'sının, ekonominin %80'inin ve nüfusun %65'inin Cumhuriyet'in kurucu kadrolarıyla aynı yollardan yürüyen yerel yöneticilere emanet olmasına en çok katkısı olan kurumlardan bir tanesi Cumhuriyet Gazetesi'dir. Kurucusundan bugüne getirenlerine, bugün en yeni göreve gelmiş, işe girmiş muhabirine kadar bütün Cumhuriyet ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi adına yürekten minnetlerimizi, saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız.
Bugünlerde bütün Cumhuriyet ailesi ülkede milli eğitimle ilgili, laik eğitimle ilgili, çağdaş eğitimle ilgili ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir takım protokollerle laikliği yok sayan, çağdaşlığı dışlayan, tersine karşı devrim yapılarıyla, protokollerle evlatlarımızın eğitim suretiyle geleceklerini ipotek altına almaya çalışan bir takım çabaları rahatsızlıkla takip ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz müfredat tartışmaları. Ve yine daha önce rahmetli Bülent Ecevit'in hayata geçirdiği, ilk imzasının sahibi olduğu, kanun tasarısının sahibi olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanunlaştırdığı, Sayın Ahmet Nevzet Sezer'in onaylayarak artık kamudaki işe alımların tamamen liyakat esasına göre olmasının teminatı olan KPSS sistemi de yerine oraya bir mülakat dayatanların, partizanlık dayatanların, liyakate değil sadakate önem verenlerin ve subjektif kriterlerle devlete memur, öğretmen seçenlerin ülkeyi getirdiği nokta ortada. Bugünlerde bir yandan mülakatın kaldırılmasına verilen sözün terk edildiğini ve uygulanmayacağını, bir yandan hiçbir kusurları olmadığı halde atanamayan öğretmenler diye adlandırılan atanmayan öğretmenlerin beklediklerinin dörtte biri oranda atama ilan edilmiş olmasının, bir yandan da 10 yıldır çalışıyoruz deyip 7 günde görüş bildirin dedikleri müfredatın yarattığı endişeler ortada. Herhalde bunu açıklamak için en doğru kürsü ve en doğru yer burasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce İstanbul'da tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, tüm müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri ve çağdaş cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul'da saat 13'te Saraçhane Meydanı'na bekliyoruz. Onların sesini duyuracağız. Onları dinleyeceğiz. Onların sesine ses olacağız. Ve bir büyük mücadelenin ateşini hep birlikte yakacağız. Yaşasın Cumhuriyeti var eden değerler. Yaşasın Cumhuriyet'in değerini savunanlar. Yaşasın kalemini satmayan özgür gazeteciler. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet gazetesi.